Bütün beceriksizliğin sorumlusu Merkez Bankası Başkanı oldu. Beyefendi hiçbir sorumluluğu yok çünkü. Ne sorumlu olacak? Ya bu memleketin kalkınma planı yoktu ya. 11. plan daha dün geldi. 11. plan. Kalkınma planı yoktu. Sen kalkınma planı getirdin mi? Getirmedin. Hedef gösterdin mi? Hedef de göstermedin. Söylediğin hedeflerin hiçbirisi tutmadı. Sorumlu kim? Merkez Bankası Başkanı. Beyefendi? Beyefendinin hiçbir sorumluluğu yok. Değerli arkadaşlarım, oysa bizim Merkez Bankası Başkanı'nın bağımsız olmadığını bütün dünya, Mısır'daki Sağır Sultan da biliyordu. Verilen talimatın gereğini adamcağız yapıyordu. Hadi o sorumlu oldu. Şu soruyu sormak isterim. Elektriğe, suya, doğalgaza zammı Merkez Bankası Başkanı mı yaptı? Sen yaptın kardeşim. Bir de bugünlerde bu tartışma var. Merkez Bankası bağımsız olmalıymış. Merkez Bankası bağımsız. Başkanı bağımsız olmalıymış. Nerede? Ne zaman bağımsız davrandı? Ne zaman sizlerin hakkını savundu? Bu emekçilerin, bu halkın, bu toplumun hakkını savunmuş bir bürokrat ki bağımsızlığından bahsedeceğiz. İktidarın aslında talimatlarıyla hareket eden payandalaşmış bir Merkez Bankası vardı karşımızda. Şimdi görevden alındı. Görevden alınması hukuksuzluktur. Suçtur. Bu yasa dışı kararname ile Merkez Bankası Başkanı görevden alınıyor ama gerekçesi çok daha beter. Bütün iktisatçılar aslında şimdi bu konuyu araştırıyorlar. Yani faizleri düşürerek enflasyon nasıl düşer konusunda tez yazıyorlar. Kendisi tez yazmayan ama yazılmış tezlerden çalıntı yapan bir Merkez Bankası Başkanımız olacak şimdi. Bakalım faizleri düşürerek enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Cuma gecesi hem de kanun hükmünde kararname ile Merkez Bankası Başkanını görevden aldılar. Böylece Türkiye'nin AK Parti öncesi bir başka kazanımı da tarihe karıştı. Sayın Erdoğan maalesef asıl görevden alması gereken kişinin damadı olduğunu göremiyor. Peki Merkez Bankası Başkanını neden aldılar? Çünkü Damat Bey geçen sene açıkladığı yeni ekonomi programındaki bütçe açığı hedefinin %80'ini ilk 6 ayda doldurdu. Zaten bu senenin başında Merkez Bankası'nın karını hazineye aktarmışlardı. Belli ki o parayı seçim öncesinde çarçur ettiler. Şimdi ise gözlerini ihtiyat akçesine diktiler. Buna karşı çıkan bir bürokratı da yoluma taş koyma diye ansızın görevden aldılar. Hiçbir kurum ve kuruluş milli iradenin önünde ve üstünde değildir. Devlet çargı içindeki her kurum millete hukuk ölçüleri içinde ve verilmiş görevler çerçevesinde hizmet etmekle yükümlüdür. Bilhassa Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla başlayan tartışmaların tehlikeli bir seviyeye ulaştığı, kriz severlerin, kaos bekçilerinin gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında, siyaset alanında ortaya çıktıkları görülmektedir. Merkez Bankası Başkanı, hükümet tarafından ataması yapılan bir bürokrattır. Hiçbir bürokrat imtiyazlı değildir. Görevini layıkıyla yapan kalır, yapamayan gider. Devletteki işleyiş budur, böyle olmalıdır. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir.